İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan programının 99. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum doçent doktor Hüseyin Sadri ve kendisiyle kentsizleştirme tasarımı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben programa başlamadan evvel Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği zor günler ve karanlık günler var. Dolayısıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet ve tüm ailelerine ve tüm Türkiye'mize de başsağlığı dileklerimle başlamak istiyorum programa. Hocam Kıbrıs'tan geldi. Uzun yollar kat ederek geldi. Dolayısıyla öncelikle ona hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocamın 21'de Eylül 2019'da yayınlanmış olan Kentsizleştirmenin Kent Muhalefeti başlıklı görüş yazısı üzerine kendisini programa davet ettim. Beni kırmadı ve stüdyoda konuklarımı ağırlamayı her zaman tercih ediyorum biliyorsunuz. Skype bağlantılarında bazen ses ya da görüntüyle ilgili sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla daha önce kendimize bir tarih belirlememiştik. Hocam İstanbul'a geldiğiniz bir vakitte bana haber verirseniz demiştim. Kendisi de beni kırmamış, unutmamış. Bana haber verdi ve biz hemen çok hızlı bir şekilde programı takvime yerleştirebildik. Ben her zaman yaptığım gibi konuğumu tanıtayım. Ardından sorularımızla kentsizleştirme ve kentsizleşme üzerine sohbetimizi gerçekleştirelim. Hocam Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi, mimarlık lisans eğitiminden sonra mimarlık, çevre bilimi ve politikası ve felsefe bölümlerinde lisansüstü eğitimler almış. Doktorasını ise mimarlık ve insan hakları üzerine tamamlamış. İran, Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs, Macaristan, İngiltere ve Amerika'daki farklı üniversitelerde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürmüş. Kentsizleştirme Tasarım Stüdyosu yani The Urban Design Studio eş kurucusu. Mimarlık ve kentsel tasarım, permakültür tasarımı, geçiş tasarımı, kentsizleştirme tasarımı, kentin sosyal ekolojisi ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kentsizleşme ne demek diye başlayalım isterseniz. Ardından kentsizleştirme tasarımını hani bir yöntem olarak bize açıklamanızı rica edeceğim. Tabii ki. Kentsizleşmeyi anlatabilmek için önce kentleşmeyi anlatmam gerekiyor. Evet. mümkünse. Şimdi biz kent literatüründe, kent çalışmaları literatüründe iki farklı terimle karşılaşıyoruz. Biri kent, biri şehir olarak tercüme ediyoruz. Biri urbanization ya da urban area, biri city olarak tanımlanıyor. Şimdi şehir denilen şey geleneksel olarak, tarihsel olarak bildiğimiz insanların çok nesiller ötesi birliktelikle bir araya gelip uygun ekolojik koşulları sağlayarak, hatta o ekolojik dengeyle birleşerek ve ona katkı sağlayarak bin yıllarca yaşayabilecekleri bir habitat kendilerine oluşturmak üzere çalışmalar yapmaları. Bunun oluşması da belki bin yıl sürüyor. Yani böyle çok kalıcı, çok istikrarlı bir yaşam şekli ve birlikte yaşam şekli. Dolayısıyla çeşitliliğin içinde yer aldığı, çeşitli kültürlerin, çeşitli fikirlerin, çeşitli ekonomik aktivitelerin hepsinin bir arada olabileceği bir yapıdır şehir. Ama kentleşme şehirden çok daha farklı bir şeydir. Kentleşme aslında endüstrileşmeyle, modernleşmeyle beraber bir yapı ve yapılaşma aracı ve sonucudur aslında. Kentleşme çok hızlı bir şekilde bir alanda oluşmuş olan ya yapılaşma ya da ona bağlı bir yaşam şeklidir. Bir yaşam tarzıdır aslında. Çünkü kendisiyle tüketimi getiriyor. Urbanization ya da kentleşme dediğimiz zaman herhangi bir alanda bir ormanın bir parçasını düşünün. Böyle bir sene içerisinde ağaçları keserek onların yerine yeni ve sadece üretim amaçlı veya tüketim amaçlı kullanmak üzere çam ağaçları dikerek de bir kentleşme gerçekleşiyor. Çünkü amacı oradan alınan o ağaçları 20 yıl içerisinde hemen kesip ondan kağıt üretmek, kağıtları şurada yani bir o kentleşme prosedüründe kullanmaktır. Veya bina yapmaktır. Veya tarım, bugünkü konvansiyonel bir şekilde tarım, Monsanto, işte tohumların başına gelen bunlar hepsi aslında kentleşmenin bir parçasıdır. Yani sadece yapılı çevreyle ilgili değil. Öteki taraftan tüm sistemdeki politikaları içeren
bir yaşam şekli, bugünkü insanın durumunu anlatan, koronavirüsünü anlatan bir yapıdır kentleşme. Birçok sorunlarımızın kaynağıdır. Öyle olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani bu kentleşmeyle yüzleşmediğimiz müddetçe sistemle derinden yüzleşmemiz mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Onun için de kentsizleşmeyi tanımladık. Kentsizleşme aslında bu kentleşmenin bu negatif yönlerinden kurtulup yeni şehirleri hayal etmektir. Yani insanların yeniden bir arada birlikte üretebilecekleri, nesiller ötesi amaçlara hizmet eden, yani hemen işte ben yapayım, 5 yıl sonra şu fiyata satayım amaçları değil, ama yani torunumun torununun mutlu olabileceği bir şehir yaratmak için neler yapmam gerektiği üzerine çok uzun vizyondu. Bir şeyleri düşünmek üzere kentsizleşme çalışmaları yapıyoruz. Burada kesin. Şimdi sizin 21'deki bu benim okuyup sizi bu programa davet etmeme vesile olan görüş yazınızda bunu şöyle özetliyorsunuz. Ben de sizin bu anlattıklarınızı hem özetlemiş hem de kentsizleştirme tasarımına bir soruma giriş yapmış olayım. Aslında tüm bu anlattıklarınızdan benim anladığım özellikle de sanayi devrimi sonrasında yani son 200 yıllık bir süreç içerisinde hem toplum olarak hem de kentlerin yapısal sistemi olarak biz sosyal, ekolojik ve daha önemlisi de etik bir tahribat gerçekleştiriyoruz. Ama kentsizleştirme bunu düzenlemeyi, bunu yeniden kurgulamayı hedefleyen bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ve kentsizleştirme tasarımı da aslında bunun bir yöntemi, bir aracı. Burada da hedefiniz elinizden geldiğince bu tahrip ettiğimiz şeyleri düzeltmek, restore etmek. Dolayısıyla yeni kavramlar olarak sosyal adalet, dayanıklılık ve etik diyorsunuz. Şimdi bir yöntem olarak kentsizleştirme tasarımı nedir ve nasıl yapılabilir? Bunun da araçları kendi içerisinde altında kullanabildiğimiz mekan tasarımcılığı olarak bilebildiğimiz şeyler var mı? Yoksa yeniden öğrenmemiz gereken araçlardan mı bahsediyoruz? Evet, bir kere çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Yani bu önemli krizler, çağımızın krizleri, etik kriz, ekolojik kriz, sosyal olarak, yani etik krizin bir parçası olarak aslında sosyal savaşlar, zorunlu göçler, sömürüler, yoksulluklar, bir sürü yani açlıklar. Bunlar hepsi bu krizler bir şekilde modern hayatımızın, kentleşmiş hayatımızın bir parçasıdır. Bunlardan kurtulmak istiyorsak eğer tabii ki bir şeyler yapmamız lazım. Nasıl kurtulacağımızı anlamamız lazım. Dolayısıyla bunun bir yönteminin olması gerekiyor. Bunun için de kentsizleşme tasarımını aslında tanımladık. Bu kentsizleşme tasarımı bir sürü başka tasarım biliminden faydalanan bir tasarım alanıdır. Bunlar nelerdir? Bir kere permakültür tasarımı bunun çok önemli bir parçasıdır. Çünkü permakültür tasarımı kalıcı yapılar, kalıcı insan yapıları oluşturmak üzere bir tasarımdır. Doğadan öğrenerek kalıcı insan habitatları oluşturma bir tasarım bilimidir. Dolayısıyla onun bize çok önemli bir faydası var. Öteki taraftan da geçiş tasarımı, transition design dediğimiz bir kavram var. Bu da süreci tasarlama bilimidir. Yani çünkü burada siz bir şey olmak istiyorsunuz. Ama o bir şeye nasıl erişmek istiyorsunuz da onu da tasarlanması gerekiyor. İki şeyin tasarlanması gerekiyor. Bu aslında bizim mimarların veya şehircilerin yaptığı şeyin bir tık daha farklısıdır. Çünkü işte mimarlık veya şehircilik yine de şehir planlama, yine de kentleşmeye hizmet eden iki meslek alanıdır oluşmuş olan son 200 yılda. Bu alanlarda tasarım şekli nasıldır? Endüstriyel bir ürün tasarlıyoruz gibi. Yani işte zaten endüstriyel olarak bunun nasıl gerçekleşeceği üzerine eğitim alıyoruz. Onun için mesela betonarmedir, çeliktir. Bunların çok önemli bir yeri var bizim eğitim sistemimizde. Çünkü bunların yapımı için böyle zaten bizim çizim tekniklerimize bakarsanız mühendislik veya endüstri mühendisliğinden gelen bir çizim tekniğidir. İşte kesit yaparsınız ki hani insanlar veya makineler onu tam sizin çizdiğiniz gibi üretebilsinler. Yani bu mantıkla yürüyen bilim alanlarıdırlar. Burada ne tasarlanır? Son ürün tasarlanır aslında. Yani elde etmek istediğimiz bir ürün tasarlanır. Ama bu nasıl bir süreçtir? Bu da şudur. Yani bir
küçük bir tanrı olarak mimar veya şehir plancısı oturur ve bir sürü insanın kaderini, onların nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl üretilmesi gerektiğini, orada o süreçte belki 10 bin işçi, 10 bin mühendis, 10 bin başka insan onun üretimi için katkıda bulunabilir ama hiçbirisinin görüşleri önemli değil yani. Hatta mimarların çok abartılı başka söylemleri var. İşte bunu copyright çerçevesine alıp, yani benim çizdiğimden daha farklı olarak 20 yıl sonra o insan nasıl o balkonu kapatır diye söylemleri de var. Yani tek bir üreticinin kendisi olduğu mimarlık anlayışının hakim olduğu mimarlık veya plancılık düşüncesinden çok daha farklı olarak, şimdi siz burada, biz mesela kentsizleştirme tasarımı genellikle üçüncü nesile hitap etmeye çalışıyoruz. Hani daha uzun vadeleri de düşünüyoruz ama minimum bunun üç nesil sonrası olması gerektiğini savunuyoruz. Şimdi bir vizyon oluşuyor. Bu üç nesil sonra gerçekleşecektir, düşünün. Yani bizim nesil değil, bizim çocuklarımızın nesli değil, bizim torunlarımızın nesli de değil. Ondan sonraki nesli düşünüyoruz. Şimdi siz onlara nasıl bir alan oluşturmaları gerektiğini, nasıl bir yaşam oluşturmaları gerektiği konusunda karar veremezsiniz. Yani bu hakka hiç kimse sahip değil. Dolayısıyla bunun sürecinin, yani bir vizyon oluşuyor. Biz böyle bir vizyona doğru gitmek istiyoruz ama bu vizyona nasıl gitmek istiyoruz'u tasarlamak, bu geçişi, bugünkü yaşamdan oraya geçişi tasarlamak demektir. Ve bu sürekli bir tasarım sistemidir. Yani her sene tekrardan tasarlanması gerekiyor. Yeni insanlarla, yeni katılımcılarla, yani orada yaşayacak insanların kendilerinin tasarlayacakları bir sistem aslında. Dolayısıyla yani çok uzun vadeli bir şey. Geçiş tasarımlarında bu şekilde faydalanıyoruz kentsizleştirme tasarımında. Bunların bir araya geldiği, tabii klasik bizim mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, yani onların bilgi birikimleri de tabii ki bu işe katkıda sağlanıyor. Ekolojik restorasyon veya hani çevre mühendisliğinden gelen bilgiler çok önemli. Ekolojiden gelen bilgiler, özellikle bu çağdaki ekolojik sorunlarımız nedeniyle. Bunların hepsi yan yana geldiğinde bir kentsizleştirme tasarımından bahsedebiliyoruz. O zaman ben kentsizleştirme tasarımı ile ilgili olarak düşündüğümde şimdiye kadar mekan tasarımcıların, şehir plancıların ve mimarların bu mühendisliğe daha dayalı olan mesleki eğitimlerinin de bir noktada beşeri bilimlerden daha fazla desteklenmesi gerektiğine dair de bir geçişkenliği de algılıyorum. Doğru mu? Çünkü bu bir öngörü yapabilmeyi, geçişin nasıl olabileceğine dair bir vizyon geliştirebilmeyi de gerektiriyor. Bu da biraz galiba dolayısıyla tarih bilmeyi, istatistik bilmeyi, beşeri anlamayı da gerektiriyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani bugün bulunduğumuz çağda çok önemli, güzel avantajlarımız var. Bir kere teknolojik anlamda çok ileriyiz. Bilimsel anlamda çok ileriyiz. Birçok şeyi analiz yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bir sürü kitabımız var, kaynağımız var. Bir sürü şey okuyabiliyoruz. Tarihi anlamaya çalışıyoruz. Bir sürü insan araştırma yapıyor, bize sonuçlarını bildiriyor. Dolayısıyla bunlar hepsi çok önemli faktörler. Elimizde yeterli bir araç var yani bizi geleceğe götürmek üzere. Şimdi bize bir tasarım aklı lazım ama bu kentleşme sistemine veya kapitalist sisteme hizmet edecek bir tasarım değil de tamamen bizim istediğimiz, yani o etik çerçeveye oturmuş olan, oradaki insanları, hayvanları, bitkileri hepsinin varlığını tanımlayan, ona saygı duyan, onun değerini anlayan bir tasarım sistemine ihtiyaç var. Ve bu tasarım sistemini aslında yeniden kurgulamak üzere bunları tartışmaya açtık. Ve tabii ki beşeri bilimler, öteki ekolojik bilim, biyoloji, bunlar hepsi bilim dediğimiz alanlar. Ve ayrıca teknolojiden en üst düzeyde faydalanması gereken bir alandır. Hani örnekler verebilirim aslında isterseniz. Zaten ben de tam da bu noktada izleyicilerimizin de daha iyi gözlerini canlandırabilmesi için bir vaka çalışmanıza değinmek istedim. Geçen yaz 24 Haziran 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy ev sahipliğinde Kurbağalı Dere ile ilgili olarak bir kentsizleştirme tasarım atölyesi gerçekleştirmişsiniz. Eş kurucunuz Senem Zeybekoğlu ile birlikte.
birlikte ve yine bir sürü farklı üniversiteden de katılımcı ve değerlendirmecilerle birlikte burada bir yaz okulu ve atölye gerçekleştirmişsiniz. Belki bu örnekten bahsetmek izleyenlerimiz açısından da bu sözünü ettiğimiz kavramların nasıl yer bulduğunu ya da mekanda nasıl işlediğini anlamak için faydalı olur. Çok güzel bir öneri. Ben birinci bir imaj var, onu açmanızı rica edebilirsem eğer, onun üzerinden anlatayım. Şimdi burası İstanbul sınırları içerisinde ve bu bizim katılımcılarımızdan Ömer Mercan arkadaşımızın hazırladığı bir İstanbul 2100 haritası. Üçüncü neslin sonu için yapılmış olan bir harita. Bu haritayı elde etmek için biz ne yaptık? Bu bir vizyondur. Yani 2100 için bizce İstanbul'un şöyle bir vizyonunun olması gerekiyor. Şimdi bu tabii çok kısa bir zamanda bunu nasıl anlatırım? Biraz zorlanacağım ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz üzere şu an yapılaşmış olan birçok alan yoktur. Doğru. Burada artık yapılaşmış değil. Özellikle kuzeyde. Evet, kuzey taraflarında, öteki taraflarında. Kentin kendi merkezinde birçok nehirler restore edilmiş. Artık nehirlerin aktığı, kenarlarında kendi nehir ekolojisinin farklı katmanlarının bulunduğu bir alan görüyoruz. Dolayısıyla öteki taraftan ormanın denize vahşi hayat, yaban hayat koridorlarıyla bir şekilde bağlandığı bir şey görüyoruz. Tabii detayları burada görmüyoruz ama içerisinde her mahallede tarımın yapıldığı, her mahallede farklı parkların olduğu falan filan bir şeyler. Şimdi bu İstanbul 1,5 milyon nüfusu taşıyan bir İstanbul'dur. Şu anki İstanbul'dan çok daha farklıdır yani. Biz bunu yapabilmek için ne yaptık? Önce şunu yapıyoruz. Biz diyoruz ki biz 2100 yılında petrol veya herhangi bir fosil kaynaklarını kullanmak istemiyoruz artık. Kullanmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla petrol veya başka bir fosil kaynaklarını kullanmadığınız zaman nasıl bir hayatınız olabilir? Artık nereye kadar araçla gidebilirsiniz? Ne kadar uzaklığa kadar erişebilirsiniz? Yeme içmeniz, ilacınız, başka ihtiyaçlarınız ne kadar uzaklıktan gelebilir? Bunların hepsinin tabii hesaplamaları var. Bu hesaplamalar yan yana geldiği zaman bakıyorsunuz ki belli bir büyüklükteki bir alanda belli bir nüfustan fazla insan olduğu takdirde ancak o petrolle beslenebilir. Yani petrol olmazsa o nüfus orada belli bir sayının üstüne gidemez. Bunun hesaplamalarını yapıyoruz ve İstanbul için bu hesaplamaları yaptığımız zaman 1,5 milyon diye bir rakama geldik. Şimdi bu 1,5 milyon oluştu elimizde, hesaplamalarımızla, her şeyimizle. Öteki tarafta bu 1,5 milyon nereye yerleşmesi gerekiyor var. Şimdi bu 1,5 milyonun yerleşmemesi gereken yerleri önce tespit ediyoruz. Bunlar nerelerdir? Bunlar insan olarak bizim bir adım geride durmamız gereken yerlerdir. Yani doğal olarak tahrip edilmemiş veya tahrip edildiyse kesinlikle ekolojik restorasyon yapılması gereken örneğin İstanbul'un nehirleridir, akan dereleridir. Yani bir yerde, bir habitatta dereler en önemli ekolojik kaynaklardır. Çünkü kenar etkisi yaratan, edge effect dediğimiz çok önemli farklı türlerin bir arada buluşmasını sağlayan ve orayı biyoçeşitlilik açısından zenginleştirebilen ve bunun tabii insan hayatına çok önemli katkısı olan bir alanlardır. Su depolaması için çok önemli alanlardır yer altında, akiferde. Ve bir sürü sebepler. Dolayısıyla önce mesela nehir kenarlarında eğer bir yapılaşma olmuşsa yanlıştır. Yani orasını ekosisteme bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde yer altındaki sularımız kirlenecektir veya yer altında susuz kalacağız. Yani bir sonraki nesiller nasıl yer altında su olmadan yaşayabilecekler? Yani suyu mesela yerin üstünde depolamak doğru bir mantık değil, bu barajlar falan filan. Bunlardan hepsinden, bu ekoloji bilgilerinden hareketle diyoruz ki nehir kenarlarında yerleşmemesi lazım falan filan. Tüm bu bilgiler yan yana geldiği zaman şöyle bir harita oluşuyor. Şimdi bizim oluyor vizyonumuz. Yani 2100 yılında biz bu vizyona ulaşmamız gerekiyor. Burada geçiş tasarımı devreye giriyor. Üçüncü haritayı gösterebilir miyiz lütfen? Üçüncü imajı. Bu imaj bir kesit imajı gördüğünüz üzere. Şimdi burada bir geçiş aslında sağlanmaya çalışıyor. Şimdi elimizde bir bugünkü bir İstanbul var. Bir de 2100 yılında ulaşmak istediğimiz İstanbul. Şimdi burada gördüğünüz
2100 yılında mesela gördüğünüz o büyütülmüş daire aslında bir nehir ekolojisini anlatıyor. Nehir ekolojisi ve orada da gördüğünüz bir biyoçeşitlilikten bahsediliyor. Yani denizin biyoçeşitliliği, işte deniz kenarının biyoçeşitliliği, tepelerin biyoçeşitliliği, işte nehir kenarlarının biyoçeşitliliği. Yani İstanbul'da bulabileceğimiz farklı ekosistemlerdeki biyoçeşitlilik. Bu mesela kesit sadece biyoçeşitlilikle ilgilidir. Şimdi konu konu ayırıyoruz. Mesela biyoçeşitlilik anlamında 2100 yıldaki istediğimiz konuya nasıl erişmemiz gerekiyor? İşte kısa vade, orta vade ve uzun vade hedefler koyarak bu hedeflere erişmemiz gerekiyor. Ve tabii bunlara gelişme yöntemlerini vizyon olarak şekillendirip bunu tabii ki bir sonraki nesillerin için bir yol haritası oluşturup ama tabii ki onların kendi karar ve tasarımlarıyla bunların gerçekleşmesini sağlamak üzere bir çalışma yapıyoruz. Böylece de bizim tüm alanlarda yani mesela bu biyoçeşitlilik alanındadır ama mesela başka örneğin mesela ortak ekonomi dediğimiz shared ekonomi yani bunu artırmak. Bu nedir ortak ekonomi? Şudur. Mesela çok güzel örnekleri var. Co-housing yani birlikte yaşama konutları 10 kişi 15 kişi bir arada yaşamak için örneğin bir apartman binası veya bir alanı eğer yapılaşma varsa mevcudu yoksa yapmak üzere tabii biz yapmak üzereden çok yana değiliz yıkmaktan daha fazla yanayız çünkü yani en doğru en az karbonize olan mevcut binadır yani mevcut bir bina varsa onu tabii ki kullanmak gerekiyor öyle bir alanı bir binayı alıp o binada ortak bir yaşamı sürdürmek üzere bir şey oluşturmak. Tabii bu kişilerin kendi mahremiyeti, hani bizler çok hassasız bu konulara belki, zedelemeden. Yani yine de bir apartman binası düşünün. Orada örneğin 16 daire varsa herkes kendi dairesinde yaşayabilir. Ama örneğin o dairelerden birini, ikisini herkese ait düşündüğümüz zaman, o zaman o dairelerin bir tanesinde bir mutfak olabilir. Yani biz New York'ta bunun çok enteresan bir örneğini tecrübe ettik mesela. Bir mutfak var. Orada New York yaşamı, herkes yoğun, herkes bir yere gidiyor falan filan ama o mutfakta her gün öğlen ve akşam yemeği için yemek yapılıyor. Hani bizim gördüğümüz örnekte içeride herkes yoğun olduğu için bir kişiyi istihdam etmişler. Dışarıdan geliyor, yemek yapıyor. En güzel organik sebze semt pazarlarından alışverişlerin işi o zaten. Yani o binaya yemek yapmak. Herkes kendi özel alanındadır ama yemek saatinde herkes bir araya geliyor. Ve düşünün siz orada yabancısınız. Yani kimisi yerlidir, kimisi 60 yaşında, kimisi 15 yaşında. Yani farklı insanlar, farklı diller, farklı ırklardan insanlarla aynı yemek masasında her gün oturuyorsunuz. Ve o gün karşılaştığınız sorunları bahsediyorsunuz. Ve nasıl bir sosyal dayanışma oluşuyor orada? Birisi diyor ki ya ben mesela birisini tanıyorum Brooklyn'de size şu şekilde yardımcı olacaktır falan doğru. Şeklinde. Veya çocuklarınız nasıl bir zenginlikte bu büyüyebiliyor falan filan. Yani bu co-housing dediğimiz bir shared ekonomidir. Yani her birimizin bireysel olarak evlerimize, dairelerimize çekilmek yerine bir ortak alan oluşturmak. O ortak alan belki bir iki dairedir bir bina içerisinde. Ki orada birisi mutfaktır, işte televizyon odasıdır, işte çocuk oyun alanıdır, işte misafirlerinizi yatırmak için bir misafir alanıdır. Dolayısıyla bunu yaparak da mesela bir düşünün mesela bir apartman binasında 3 tane misafir odası varsa eğer giriş katta ortak tüm ailelerin kullanabileceği daha önce book yapabilerek böyle kullanıyorsunuz. O zaman hepimiz evimizdeki bir tane fazla misafir odasına ihtiyaç bulmayacağız. Dolayısıyla daha küçük bir daire yapmış olacağız. Hem bunun karbon ayak izi anlamında çok önemli bir geriye gitme olur. Hem o kadar bir masrafa girmeyeceğiz. Daha bir küçük bir evimiz olacak. Aşağıda sürekli yemek yapılıyorsa mutfaktan birazcık daha bağımsız olacağız falan filan. Dolayısıyla her birimizin sahip olduğu kendimiz için bireysel olarak alanlarımızdan, yatırımlarımızdan bunun bir kısmını shared alana, ortak alana aktararak bu shared kısmı artıyor. Aynı şekilde mahallelerimizde örneğin hem yemek üretmek anlamında hem kompost yapma anlamında yapabildiğimiz kadar çocukların oyunu, çocuklar için kreş, çocuklar için bilmem ne. Yani şimdi dünyanın birçok yerinde çok yaygındır. Veliler bir araya geliyor, 15 veli bir araya geliyor ve bir okul kuruyor çocuklar için. Mesela buna benzer. Yani o zaman 15 veli bir araya gelip bir okul kurduğu zaman birazcık daha eli açıktır. Çocuklarının ihtiyaçlarına göre, çocuk her şeyi ona göre belirleyebiliyorlar. Bunun gibi şeyler.
hayal ederek, yani her kesitte, her başlıkta, mesela shared ekonomi bir başlıktır. Bunun farklı aşamalarda, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede buna nasıl erişebileceğimizi hayal etmek, bu kentsizleşme tasarımının bir parçasıdır. Hocam siz anlatıyorsunuz, bana sürekli yeni soru geliyor aklıma ama ne yazık ki programımızın süresi kısıtlı. Doğru. Dolayısıyla ben son olarak isterseniz bir cümleyle özetlemenizi rica edeyim. Bütün bu anlattığınız şeylerin 3 nesillik bir süreden bahsediyoruz. Bununla ilgili olarak benim anladığım kadarıyla aslında yerel değil, çok daha global ölçekte bir işbirliğine gitmek lazım galiba. Çünkü şu an işte İstanbul'un nüfusundan bahsediyoruz gayri resmi rakamlarla 15 milyon. Bunun 2100'de 1,5 milyon olması demek aslında başka şehirlerin de ya da dünyadaki başka mekanların, yerleşim alanlarının da bir noktada birlikte çalışır hale gelmesi demek diye. Ben size anlatırken bir yandan arka planda onları düşünüyordum. Belki bir son hani bir iki jenerik cümleyle böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için, böyle bir vizyonu gerçekleştirebilmek için nasıl bir kooperasyon gerekir kurumlar arası? Çok çok güzel bir soru sordunuz. Ben çok hızlı anlatayım. Biz İstanbul'un tüm Türkiye'yi ve hatta tüm Orta Doğu'yu ve hatta tüm dünyayı sömürdüğünü iddia ediyoruz. Bu ne demektir? Yani İstanbul nüfusu nereden geldi? Bir sürü genç, yaratıcı, kültür sahibi, bir sürü yani değerli insan burada bulunuyor veya iş bilen, bir sürü farklı şeyleri yapabilen. Ama bunlar hepsi kendi topraklarını bırakıp burada bulunuyor. Birisi ben mesela dahil olmak üzere. Şimdi bu insanlar buraya geldikçe başka yerler yoksun kalıyor bu insanlardan. Dolayısıyla bunu bir şekilde bir yerde durdurmamız gerekiyor. Her yerin zengin olması gerekiyor. Her yer, bakın tarihsel olarak Anadolu topraklarına bakın. Kaç şehir var bin yıllarca şehir olarak yaşamış? Yani demek ki oralarda ekosistemsel anlamda, sosyal anlamda burası bin yıllarca yaşayabilir. Bir şehrin diğer yerleri sömürmesine izin vermemek amacıyla bir sürü yerin tabii ki yeniden canlanması demek. Bir sürü yerlerde topraklar çok verimlidir. İklimsel koşullar çok çok iyi bir koşullardadır ve onları biz insandan yoksun bırakmak aslında doğru bir karar değil. İmkanların oralara gitmesi, her yerde iyi bir şekilde sağlık hizmetlerinin olması, iyi eğitimlerin olması, kültür, her yerde ben çok güzel bir tiyatro seyredebileyim bir dünyasıdır aslında 2100'ü hayal etmek. Biz yeni bir oluşum oluşturduk. Cities 2100, yani şehirler 2100 diye. Ve burada aslında biraz daha yoksun şehirler üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir arada bir network oluşturması ve 2100 için İstanbul'da yapacağımız şeylerden daha da önemlisi aslında küçük şehirlerde, terk edilmiş şehirlerde, nüfusu azalmış şehirlerde ama yüksek bir potansiyel taşıyan şehirlerde veya orta boy şehirlerde bir hareketlilik başlatmak ki onlar İstanbul nüfusunu yavaş yavaş cezbetsin. Şimdi görüyoruz mesela İstanbul'daki birçok orta sınıf insan emekli olduktan sonra İstanbul'dan başka bir yere gidiyor. Ona benzer şeyler, yani avantajlı bir durumdan oluşturduğunuz zaman gönüllü olarak bir grup insanın oralara gitmesi zaten söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bunu hayal etmek de çok önemlidir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızın çok daha geniş kitlelere ulaşabilmesini ümit ediyorum. Buraya geldiğiniz, bizimle bunları paylaştığınız için de ayrıca tekrar müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Sevgili izleyenler, ümit ederiz ki sizler için de keyifli bir sohbet gerçekleşmiştir. Biliyorum sizlerin de kafasında en az benim kadar sorular canlandı. Ama belki sosyal medya hesaplarımızın altında bazı görüşlerinizi belirtirseniz, hocamın da bu konuda yaptığı çalışmaları okuma fırsatınız olur ya da onun kendi YouTube sayfasındaki videoları izleme fırsatınız olursa bazı soruların belki cevap bulabileceğini ümit ediyorum. 9 Mart Pazartesi Mekan ve İnsan için özel bir gün, 100. bölümümüz ve o gün için sizlere ve kendime de bir sürpriz hazırlamaya çalışıyorum. Ve daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın sosyal medya hesaplarını Instagram ve Facebook'tan YouTube kanalına abone olarak da takip edebilirsiniz. Teşekkürler.